İkinci soruda diyor ki sinyal kuantalama gücü oranını bulunuz. Biz ilk önce sinyalimizi çizelim. Şu şekilde bir sinyalimiz vardı. 6'dan başlıyordu. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gidiyordu. Bunun iki katı olacak. Çıktıktan sonra bir daha 5, eksi 5 yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak. Tabi bu orantısız oldu. Yani buralarda aslında azalması lazım. Üstüne yazayım da. 6 şu değil mi? 5, 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde gidiyor. Şurada 0 var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6'ya çıkmıyor. Önemli olan o. Şimdi bizim bir de kuantalanmış işaretimizle grafiğini çizelim. Aradaki farkı görmemiz önemli. Burada aslında 6 kısmında bir şey yok. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Daha sonra eksi 1'e geçince eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 aynen çıkıyor. Eksi 1 olarak çıkıyor. Çünkü burada kuantalama yapıyoruz zaten. En önemli yer burası yani. Daha sonra tekrar düzgün yapayım. Şöyle 3, 4, 5 olacak şekilde sinyalimiz çıkıyor. Kuantalanmış bu. XQ oluyor. Bu da X, FXT oluyor galiba bu. XQ yazılmış ama yanlış o. Şimdi iki işaret arasındaki şeye dikkat edeceğiz. İlk işaretin gücünü hesaplarken 1 bölü 24 kareleri toplamı. Sinyaller dersinde öğrendiğimiz gibi. 4'ün karesi, 3'ün karesi gidiyor. İşte eksi 1'in karesi, eksi 2'nin karesi şeklinde. Eksi 6'nın karesine kadar gitmiş. Daha sonra 2 ile çarpılmış. 12.1 şeklinde denilmiş ama burada bir hata var galiba. Çünkü direkt 2 ile çarpamıyoruz. Bunun en sağlıklı çözüm yolu 1 bölü 24 çarpı 6'nın karesi artı 5'in karesi şeklinde eksi 6'nın karesine kadar geldikten sonra eksi 5'in karesi, eksi 6'nın karesi, eksi 4'ün karesi şeklinde yine gitmek. Şurada eksi 6'yı katmasa galiba olur. Onu yapılabilir. 12.1 olarak demiş. Bu şekilde alalım. Zaten bunu başka bir şıkta kullanmıyoruz. Bir de gürültü istenmiş. Kuantalama gürültüsü gücü istenmiş. Kuantalama gürültüsü gücüne bakalım. Burada 1 bölü 24 çarpı. Şuraya dikkat ediyoruz. Şimdi bu işaretler aynı yukarıdaki gibi. Dolayısıyla bir gürültü gücü yok. Sıfırda da yok. Eksi 1'de de yok hatta. Çünkü eksi 1'de aynı. Ama daha sonra burada eksi 2'de eksi 2 değerini alırken burada eksi 2'de eksi 1 değerini almış. Dolayısıyla bir gürültü gücü oluşuyor. Onu şu şekilde yazıyoruz. Eksi 2 eksi eksi 1'in karesi diyoruz. Devam edersek şurada eksi 3 olması gereken eksi 1 olmuş. Bir yine oluşacak. Eksi 3 eksi eksi 1'in karesi diyoruz. Bu şekilde buradaki güçleri topluyoruz. Diğerlerini de yazarsak eksi 4 için oluşacak. Eksi 5 için, eksi 6 için, eksi 5 için, eksi 4 için, eksi 3 için, eksi 2 için oluşacak şurası. Eksi 1 için oluşmayacak çünkü zaten eksi 1'in kendi değeri de eksi 1'de ve burada da oluşmayacak. Bu güçleri de karelerini toplayıp 24'e böldüğümüzde 3,5 geliyormuş. Bizden bunun oranını istemiş. P bölü N 12,1 bölü 3,5'ten 3,45 geliyor. Bu şekilde ulaşabiliyoruz çözüme.
Darbe kod modülatörü çıkışındaki XT sinyali bir periyodu için lojik 1 ve 0'lar cinsinden yazın denilmiş. Burada darbe kod modülatörü çıkışı demiş. Kuantaladıktan sonrakini yazacağız yani. Onu yazalım. Kuanta. İlk başta bizim işaretimiz şuydu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. Bir periyodumuz buydu. Bir periyodumuz için yazacağız. Bunlara karşılık gelen S'lerimiz ise normalde yolladığımız veriyi yazalım önce. Normalde 6 için mesela 1, 1, 1 yolluyorduk. 5 için 1, 1, 0. 1, 0, 1. 3 için 1, 0, 0. 0, 1, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0. Eksi 1 için. Pardon. Burada gene kayma oldu. 3 için 1, 0, 0. 2 için 0, 1, 1. 1 için 0, 1, 0. 0 için 0, 0, 1 ve eksi 1 için 0, 0, 0 yolluyorduk. Şimdi kuantaladıktan sonra artık eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 için de eksi 1'deki çıkışımızı yollayacağız. Yani sıfıra geldik. Sıfırda ne yapacağız? 0, 0, 1 yollayacağız. 1'de 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Dikkat edersek burada 24 tane olması lazım. 24 taneyi de 3'er karakterden 72 karakter oldu. 72 bit oldu. Dolayısıyla saniyede 72 karakter yolluyoruz. Ortalamamız da 3. Bizim soruda hızımızı, f'imizi 1000 kilohertz vermiş. Bin kilohertz vermiş şurada. Dolayısıyla 3 çarpı 1000'den 3000 saniyedeki bit hızımızı bulabiliyoruz. Ortalamaya bakacağız, pardon. 72'ye değil 3'e bakacağız. Daha sonra burada şunu görmemiz önemli. Ortalama kod uzunluğu 3. Saniyede yollanan 3000 bit bölü saniye. Biz bunu azaltacağız. Zaten kodlamamızın amacı o. Huffman kodlayıcı bunu azaltacak. Huffman kodlayıcı çıkışında her sambole atanacak kod sözcüğünü bulun diyor. Şimdi yapmamız gereken olasılıkları yazmak. Büyükten küçüğe doğru. Hani 1 bölü 24, 11 bölü 24 falan vardı. Onların sayıya dökülmüş hali. 0,0456, 0,083, 0,83, 0,83, 0,083, 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha var. 0,083. 6'ya da demiş. Burada bir S6'ya da demiş ama o yanlış. Şu şekilde olacak. 0,041 falan yarısı oluyor çünkü. Aslında bu 1 bölü 24'lerimiz bizim. Bu şekilde de yazabiliriz. Şu şekilde de yazabiliriz aslında. O daha rahat çözüm yaptırır. 11 bölü 24, 1 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü 12. 1 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü 24. Bu çözümlerde de hocanın dikkat edin dediği hatayı yapmışlar. Biz burada fix bir yöntem kullanmıyoruz. Yani direkt merdiven gibi buradan alıp buraya yukarıya doğru birleştirmek değil amacımız. En küçüklere dikkat ediyoruz. Dolayısıyla önce 1 bölü 24 ile 1 bölü 12'yi birleştiriyoruz. Bu ikisini birleştirdik.
Daha sonra şimdi şu şekilde de birleştirebiliriz. Bu 2 1 bölü 12'yi birleştiririz. Şu 2 1 bölü 12'yi birleştiririz. Bu üstte 1 bölü 12 kalır. Ondan sonra bunu küçükle birleştireceğimiz için şu şekilde bir şey oluşabilir yani. Şöyle düşünün. Şuradan birleştirdik falan. Şu şöyle gelecek. Hatta şöyle gelecek. Buradaki birleşmeye. Dolayısıyla daha karmaşık bir şey oluyor. Böyle olasılıklarda kolay bir yol var. Şu ikisine birleştiriyoruz önce. Aynı olduğu için olasılıklar. Sonra bu ikisini boşta kalan şuradaki oluyor yani. Bu boşta kaldığı için onu sonra birleştirmemiz kolay oluyor. 1 bölü 12, 1 bölü 24 daha. Kalemde eselim. 3 bölü 24. Buradaki işaretimiz 1 bölü 12'leri birleştirdik. 1 bölü 6. Burası da 1 bölü 6. Şimdi bu 1 bölü 12'yi 3 bölü 24 ile birleştirirsek 5 bölü 24. Daha sonra bu 2 1 bölü 6'yı birleştirelim. 1 bölü 3. 1 bölü 3 ile 5 bölü 24'ü birleştirelim. Şurası 11 bölü 24, ona dikkat edin. 13 bölü 24 ve 13 bölü 24 ile de 11 bölü 24'ü birleştirince tam olarak 1'e ulaştık. Şimdi bir sıfırları yazarsak aynı olduğunda ihtimallerimiz üsttekine sıfır yazıyorduk. Diğer durumda ise ihtimallerimizden büyük olana sıfır diyorduk. 1 bölü 12, 1 bölü 24'ten büyük olduğu için sıfıra 1 yazdık. Buraya geldik. 1 bölü 12, altta da 3 bölü 2 bölü 24, 3 bölü 24 var. Küçük olana 1 diyeceğiz. O yüzden buraya 1 yazdık. Buraya 0. Aynı şekilde buraya 1, buraya 0. 1, 0, 0, 1 ve buraya gelince de 0, 1, 0, 1 yazdık. Bu şekilde Huffman kodlama şemamızı çıkarttık. Şimdi kod sözcüklerine geçmemiz lazım. Dikkat edersek en büyük ihtimalle değerin kodu 1 oldu. Sadece bir basamaklı 1 oldu. Dolayısıyla çok az bir kodla yolluyoruz bunu. Tek basamakla yolluyoruz. Bu bizim ortalama kod sözcüğümüzü düşürüyor. O s-1'e geçersek şimdi s-1 buradan baktığımızda şunları da yazalım. Bu s-1, bu 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 idi. S-1'imiz 1 oldu. S-0'ımız 0, 0, 0, 0 oldu. Onu da şu şekilde okuyoruz. 0, 0, 0, 0. Sonra S1'e geçersek yine birden çıktık. Yani şuradan geçeceğiz. Şu şekilde gidebiliyoruz. Ama bağlantı doğru olması lazım. Şuradan çıktık. Şuraya geldik. Şu şekilde yazacağız. Dolayısıyla S1'de 0 0 0 1 olacak. 0 1. S2 0 0 1 0. S3 0 0 1 1. S4 0 1 1. S5 0 1 0 0 ve S6'da 0 1 0 1 oldu. Şimdi normalde klasik Huffman sorularında şöyle bir denge geliyordu. Büyük ihtimalden yüksek ihtimale doğru giderken Huffman kodlama sonucu çıkan kodlar da uzuyor gibi oluyordu yani. En üstte en kısası, en altta en uzun oluyordu. Aslında burada da öyle oldu. Fakat şu ihtimaller aynı olduğu için mesela burada S4'ün S1'den kısa olması bir şey değiştirmiyor. Çünkü bunların yerlerini değiştirmişiz gibi düşünün. Çünkü ihtimalleri aynı. Aslında gene burada da bu şekilde bir merdiven şeklinde aşağı doğru giden bir şey var. Kodlama sonucu oluşan sözcükleri sormuştu. İlk olarak bunu soruyor. Şimdi diğer videodan devam edeceğim.